Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber çok uzun zamandan beri şahsi olarak beklediğim MX Keys isimli keyboard'u inceleyeceğiz. Şimdi gel isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet beni Instagram'da takip ediyorsanız masanın son zamanlarda biraz değiştiğini, üstündeki ürünlerin ve hani buradaki kurgunun biraz değiştiğini görüyorsunuzdur zaten. Youtube'da fazla bunun üstünde durmuyor ama yakın zamanda buradaki masanın üzerinde kullandığım tüm ürünleri hatta bu masayı ne yaptığımı ne ettiğimi çok soruyorsunuz. O yüzden sizlere detaylı bir video hazırlayacağım. Ancak yurt dışından beklediğim bir takım ürünler var. Şu anda gümrükteler muhtemelen önümüzdeki hafta gelecekler ve ben de Hemen gelir gelmez o ürünlerle ilgili güzel bir video çekeceğim. Ancak bu hafta elime Logitech'in uzun zamandan beri beklediğim MX Keys isimli keyboard'u geldi. Biliyorsunuz bu keyboard aslında tanıtıldığından beri çok ciddi şekilde bekleniyor Türkiye'de. İlk çıktığında, ilk geldiğinde bildiğim kadarıyla Türkçe karakterler yoktu. O yüzden Uzun bir süre bekledik ve şu anda Şubat ayının sonlarındayız. Tahminimce 15 Şubat civarı geldi Türkiye ve deli gibi satmaya başladı ve sonrasında ben de bir tane edindim. Zaten hala hazırda biliyorsunuz Logitech'in MX Master 2 ve 3'ünü incelemiştim detaylı olarak ve uzun zamandan beri de burada görmüş olduğunuz MX Master 3'ü kullanıyorum mouse olarak. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir mouse. E, çeşitli özellikleri var ve e, benim en beğendiğim özelliği aslında hem ergonomisi hem de aynı anda farklı cihazlara bağlanıyor oluşu. Tabii ki bir mouse'umuz var ancak keyboard kısmına geldiğiniz zaman Apple kullanıyorsanız özellikle Apple'ın Magic Keyboard'u ya da işte Magic Trackpad'i ya da Magic Mouse gibi bir ekosistemi var. E burada hani ikisi arasında bir seçim yapmak gerekecek olursa, e açık konuşmak gerekirse bende Magic, Magic Keyboard da var. Magic Keyboard'u da uzun zamandan beri aslında deniyordum, test ediyordum ama e bana biraz sesli geliyordu. Zaten hani ilerleyen dakikalarda bunun da testini sizlerle paylaşacağım. O yüzden fazla detaya girmek istemiyorum. Şimdi isterseniz gelin lafı fazla uzatmadan kutu açılışına bir göz atalım. Sonrasında gövde özelliklerini hep beraber Evet Logitech MX Keys'in kutusuyla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi The Master Series by Logitech yazılmış. Ben zaten hala arasında MX Master 3'ü kullanıyordum. Bu da onun keyboardu arkadaşlar. Kendisiyle beraber harika bir konumlandırma olacak diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz şöyle arkasına bir bakalım. Arkasında nelerden bahsedilmiş? Demin sizlere söylemiş olduğum gibi MX Master 3 ile beraber kombinlemişler burada. Güzel olmuş. Bu cihaz nelerle uyumlu? Ondan da hemen bahsedelim. Windows, Mac, Linux, iOS ve Android yani telefonlarla da uyumlu aslında. O yüzden önemli bir noktada. Sonrasında gördüğünüz gibi 4 ana maddemiz var. Bunlardan bir tanesi tuşların basma hassasiyeti. Sonrasında comfort and stability yani ergonomiden bahsedilmiş. Akıllı bir aydınlatma olduğu yazılmış. Zaten bundan da bahsedeceğiz. Sonrasında bilgisayarlar arasında kusursuz bir geçiş olduğu buraya konumlandırılmış. Şimdi şöyle kutuyu bir açıyoruz. Hoppa. Evet MX Keys gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık duruyor. Çok güzel yapmışlar. Şunu şöyle açalım. Burada detaylıca cihazı nasıl bağlayabileceğinizi yazmışlar. Öncelikle açıyoruz. Sonrasında ister bluetooth isterseniz de dongle beraber cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Bir uygulamamız var. Uygulama üzerinden de burada ufak tefek detaylar yapılabiliyor. Easy switch olayı da buraya konumlandırılmış. Aynı anda 3 farklı bilgisayara konumlayabiliyorsunuz. İsterseniz telefon, tablet vesaire onlar da olabiliyor. Güzel özelliklerinden bir tanesi. Evet gelelim keyboard'a. Keyboard ağır keyboard, yani Güzel. Ağır olduğu zaman hep bir cihaz güzeldir ya. Öyle bir geyik vardır ya. Gerçekten güzel bir ağırlığı var. Şöyle bir de sarmışlar. Bunta zaman. Şöyle açıyorum. Burada bir tane kart karşılıyor bizleri. Ne yazmışlar? Ultimate Companion for the MX2 istemişler. Şöyle tülü de kaldırıyoruz. Ve cihaz karşımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık. Hemen bir deneyelim. Harika bir hissiyatı var. Çok şık. Şöyle tuşların vermiş olduğu bu hissiyatı beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi şuradaki poşeti kenara koyalım. Keyboard'umuz ağır yani güzel. Hani böyle e, ben de aynı zamanda Apple'ın da keyboard'u var. Apple'ın keyboard'u bayağı bir hafif. E, bunun böyle ağır olması, oturaklı olması hoşuma gitti. Bir tane dongle'ımız var. Gayet ufak şöyle şu şekilde göstereyim. Bir tane kablomuz çıkıyor. Bu kablo USB Type-A'dan Type-C'ye bir kablo. Böylelikle cihazımızı buradaki kablo ile şarj edebiliyoruz. Zaten ben de bir sürü USB Type-C kablo olduğu için bu kabloyu çıkarmayacağım. Bunların dışında kutunun içerisinde herhangi bir şey bulunmuyor. Evet. Tekrardan keyboard'umuza gelelim. Bu keyboard'un renk kombinasyonunu çok beğendim. Bunu söyleyebilirim. Burası gri. Buralar ise füme. Buradaki harfler ve sayılar da gayet güzel bir fontla konumlandırılmış. E tabi burada gördüğünüz gibi hem CMD hem de alt. Yani option ya da kontrol. Bu cihaz aynı zamanda hem Mac hem de PC uyumlu olduğu için burada bu tarz ikiye ayırmışlar. Hem Mac için hem de PC için uyumlu. O yüzden her şey burada muntazaman yazıyor. Hızlı bir şekilde bilgisayarlar ve ekipmanlar arası geçiş yapılabiliyor. İster telefon isterseniz tablet olarak. Cihazımızı açıp kapatmak istediğimiz zaman şuradaki tuşu şu şekilde açıyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda ilk açılış anında tüm hepsine bir ışık geldi. Cihazımızı şarj etmek istersek de şuradaki Type-C girişten cihazımızı şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Arkasında hiçbir şey yok. MX Keys yazıyor düzgün bir şekilde. Buradaki çıkıntının tasarımını beğendim. E zaten hani ergonomi kısmında da bundan size bahsedeceğim. Şimdi isterseniz gelin incelemeye devam edelim. Evet kutu açılışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine şöyle bir baktık. Ancak bahsetmek istediğim bazı diğer detaylar var. Özellikle Instagram tarafında çok fazla gelen soru oldu bana. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz gibi aslında Türkiye'de satılan sette harici olarak bir e, burada hani dirsek dinlendirme bölümünün olmuyor olması, kutunun içerisinden bunun çıkmıyor olması. Bu benim için bir problem oldu mu? Açık konuşmak gerekirse bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet iyi. Yani şurada koyduğunuz zaman bileğinizi herhangi bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Ha bu arada şöyle bir gerçek de var. Ben bu zamana kadar hiçbir keyboard'u e, burada hani bir destekle kullanmadığım için nasıl bir ergonomi farkı da yaratacağını açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Hani siz daha öncesinde burada bir pedle kullanmışsınızdır. Şimdi yokluğunu hissedersiniz o kısım konusunda detaylı bir bilgi ne yazık ki veremeyeceğim ama hala hazırda ilk defa keyboard kullanacaksanız bu konuda herhangi bir eksiklik yaşamıyorsunuz ya da uzun dönem kullanımında e, sabahtan akşama kullandığınızda şu konumda kullandığınızda ben bir rahatsızlık yaşamadım. Gayet güzel, keyifli bir keyboard. Tasarım kısmına geldiğimiz zaman bu cihaz 3 ödüllü bir tasarıma sahip. Hem if hem de aynı zamanda Red Dot ödüllerini kapmış. Yani çok önemli ödüller bunlar. İkisinin aynı anda alıyor olması aslında bu keyboardun ne kadar iyi bir tasarıma, ne kadar düzgün bir tasarıma sahip olduğunun en büyük göstergesi. burada aklımıza takılan bazı konular var tabii ki tasarımla ilgili olarak. Şu şekilde kaldırdığınız zaman aslında bayağı ağır bir keyboard. Yani 890 gram gibi bir ağırlığı var bu arkadaşın. Arka tarafında şöyle bir çıkıntımız var. Bu çıkıntı ne yazık ki herhangi bir şekilde aşağı alınamıyor ya da tamamıyla sıfırlayamıyorsunuz ya da daha fazla dikleştiremiyorsunuz. Bu keyboardun standart açısı arkadaşlar. Arka tarafında pil haznesi saklanmış. Gayet güzel estetik duruyor ve aynı zamanda yine sorulan noklalardan bir tanesi şu şekilde kullanırken keyboard kayıyor mu? Yani çok zorlarsanız kayabilir ama zaten belirli bir ağırlığa sahip olduğu için 890 gram gibi bir ağırlığa sahip olduğu için burada kaymayla ilgili bir sıkıntı yaşamadığımı da söylemek istiyorum. Evet gelelim pil performansı kısmına. Pil performansında eğer keyboard'un ışığını aktif bir şekilde kullanırsanız pilimizin ömrü 10 gün boyunca devam ediyor. Normalde biliyorsunuz burada hani mouse'larda çok ciddi uzun zamanlar var ama tabii ki her tuşta bir aydınlatma olması pilini çok daha hızlı bitmesine sebebiyet veriyor. Ha burada derseniz ben bu aydınlatmayı kullanmıyorum. Bu tarz bir durumda ise pilimiz 5 ay boyunca devam ediyor. Güzel bir nokta. Ama hali hazırda böyle de güzel bir aydınlatması varken hani kullanmak da istiyorum açık konuşmak gerekirse. Burada sizlere şöyle bir taktik verebilirim. Gündüz vakti burada keyboard'un üzerinde zaten tuşlarımız var o tuşlardan keyboardun ışığını tamamen kısıp sonrasında akşam ya da karanlık bir yere geçtiğiniz zaman açtığınızda burada pil ömrünü daha efektif bir şekilde Kullanabiliyorsunuz. Benim size burada hani e, Keyboard üzerinde verebileceğim En güzel taktik bu olacaktır. Evet Keyboard'un aydınlatmasından da bahsetmek istiyorum Size. Çünkü özellikle Apple Keyboard'dan kendini ayıran en önemli noktalarından Bir tanesi bu. Tüm tuşların Üstünde bir aydınlatma var Ve aynı zamanda şöyle güzel bir özelliği Var. E, özellikle yan taraflarında Sensörler var bu cihazın ve hani şu şekilde eliniz şu şekilde üstüne geldiği anda herhangi bir tuşa basmadan otomatik olarak ışıklar yanmaya başlıyor. Elinizi tekrardan bu sensör alanlarından çektiğinizde otomatik olarak sönüyor ve ortalama olarak 6 saniye gibi bir süre içerisinde ışıklar da otomatik olarak sönmüş oluyor. Evet gelelim keyboardumuzun bağlantı kısmına. Aslında burada gerçekten güzel bir özellik var. Aynı mouse'un altında olan 1-2-3 özelliği burada keyboardun da üstüne konumlandırılmış. Benim burada yaptığım testlerde cihazlar arası geçiş gerçekten muazzam çalışıyor. Şimdi isterseniz gelin bunu bir test edelim. Sonrasında da incelememize devam edelim. Şimdi ise sizlerle beraber MX Keys ile 3 tane cihazı nasıl aynı anda kontrol edebileceğinizi göstereceğim. Şimdi bağlantılarımızı zaten gerçekleştirdik. Bir tanesi iPhone, diğeri iPad, Üçüncüsü ise farklı televizyon. Standart bir bilgisayar koymadım buraya. Hani daha değişik bir test olsun diye. İsterseniz bir numarayla başlayalım. Bir numara burada iPhone'du. Şu şekilde oraya hemen bir yazımızı yazdık. Şöyle bir Mert Gündoğdu yazdım. Sonra mesela hemen iPad'e geçelim. iPad'e geçmek için burada daha öncesinde zaten bağlantıyı gerçekleştirdiğim için burada gördüğünüz gibi hemen yazdık. Tekrardan burada telefona geçmek istiyorum. Telefona tıkladığım zaman şu şekilde çok az bir bekleme yani inanılmaz az. Belki 3 saniye falandır. Hemen çıt çıt geçebiliyoruz. Burada aynı anda farklı cihazlarla çalışırken bu performansı gayet başarılı. Diyelim ki daha değişik bir cihazla salonda çalışıyorsunuz. Aynı anda televizyonu da yönetmek istiyorsunuz. Televizyonu da şu anda 2 numaraya zaten bağlamıştım. Burada mesela şu anda televizyonumda Spotify açık. Spotify'ımdan müziği dur daha önce durdurmuştum. Şu şekilde başlatabiliyorum. Duyduğunuz gibi müzik zaten başladı. Burada önemli olan nokta aslında buradaki multimedya tuşları aynı zamanda televizyonumu da kontrol etmemi sağlıyor. Yani bu açıkçası beklemediğim bir noktaydı. Çünkü buradaki tuşlar genellikle bazı cihazlarda çalışmaz vesaire ama Spotify'ımı kontrol edebiliyor olmak gerçekten güzel bir deneyim sağladı. Bunu söyleyebilirim. Zaten geçiş performansında gördünüz. gerçekten hızlı ve kusursuz bir performansı vardı. Evet gördüğünüz gibi standart bir bilgisayar da kullanmadım. Hem iPad, hem iPhone, hem de aynı zamanda bir tane televizyon üzerinden bu bağlantıları gerçekleştirdim ki hepsi farklı cihazlar aslında. Hepsinde de hep böyle bir sıkıntı olur. Yani o tuş çalışmaz ya da farklı şeyler olur. Ancak burada MX Keys bu sorunu tamamıyla çözmüş. Bağlantı konusunda ben de 10 üstünden 10 alıyor. Evet gelelim ses testine. Burada Apple Magic Keyboard 2 ile beraber MX Keys'in tuşlarına şöyle dokunacağız. Böylelikle nasıl bir ses performansı olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi gelin o videoya bakalım. Evet dinlediğiniz üzere gerçekten çok ciddi bir fark var. Apple Magic Keyboard 2'de çok daha tiz bir ses var ve çok daha yoğun bir ses çıkarken burada MX Keys'te çok daha sessiz ve aynı zamanda daha tok bir keyboard sesi olduğunu söylemek istiyorum. Klavye'deki yazma hissiyatına geldiğimiz zaman ise zaten demin ses testinde dinledik. Gerçekten çok güzel bir yazma hissiyatı var. Çok soft. Demin ben testte biraz sesi çıksın diye biraz daha sert bastım çeşitli yerlerde zaten duydunuz ama çok daha yavaş bastığınız zaman bile çok keyifli bir yazma deneyimini bizlere yaşatıyor bu arkadaş. Özellikle şu konumda yani şöyle geçiyorsunuz bu keyboard'un karşısına yazmaya başladığınız zaman gerçekten güzel bir yazma deneyimini sizlere yaşatıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şöyle baktığınızda bile hani kaliteli bir cihazı masanızda görmek beni şahsen çok tatmin eder. O yüzden kişiden kişiye değişir ama ben bu keyboardla gerçekten çok mutluyum. Evet şimdi ise gelin isterseniz buradaki yazılım üzerinde neler yapabiliyoruz onu size göstereyim. Evet uygulama kısmına geldiğimiz zaman ise bilgisayarımıza Logi Options isimli uygulamayı indiriyoruz. Burada zaten mouse'um ve keyboard'umu görüyor. İsterseniz burada gelin keyboard kısmına şöyle bir tıklayalım. Karşımıza çıkan menüde üst tarafta bulunan tüm tuşları rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Zaten bunlar hani ben olsam bunları değiştirmem. Zaten neyin ne olduğu çok gayet net bir şekilde belli. Ama değiştirmek istersek burada hani farklı özellikler buraya atanabiliyor. Bunların dışında bu sağ tarafta bulunan Calculator, Screen Capture, Lookup ve aynı zamanda Lock gibi özellikler var. Yani bilgisayarınızı bu şekilde tutuyorsunuz mesela. Şöyle bastığınız gördüğünüz gibi otomatik olarak kilitliyor. Şöyle tekrardan şifremizi bir girelim, açalım. Gördüğünüz gibi sonrasında farklı özellikler var. Screen Capture'a tıkladığınız zaman isterseniz şöyle mesela deneyelim. Screen'in yani ekranın tamamıyla alabiliyoruz ya istediğimiz bir region yani bir bölgeyi seçebiliyoruz ya da window'u yani pencereyi alabiliyoruz. Ben burada region kısmını seçeceğim. Çünkü ben screenshotlarımı genellikle bu şekilde alıyorum. Burada FN tuşunda gördüğünüz gibi MX Wireless Mouse 3 ile beraber bunu konuşturabiliyorsunuz. Aynı ekosistemin içinde olduğunuz için. İsterseniz Easy Switch özelliğini de buradan değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten birincisi şu anda MacBook Pro'ya bağlı. Sonrasında bu bizim televizyon, televizyona bağlı ve burası da iPad kısmı. 1 2 3 diye buradaki tuşlar üzerinden zaten bunu gösterdim çok rahat bir şekilde değiştirilebiliyor arkadaşlar. Sonrasında uygulama kısmına geldiğimiz zaman ise istediğiniz özelliklerde, istediğiniz uygulamalarda farklı özellikleri buraya atayabiliyorsunuz. Yani mesela demin ben buraya Photoshop eklemiştim. Şu şekilde geldiğinizde buradan bir tuş seçiyorsunuz ve mesela Photoshop üstünde yapmak istediğiniz bir şey aşağı doğru inelim mesela. O tuşa bastığınız zaman şu anda tamamıyla afaki bir örnek scroll left olarak bir özelliği buraya atayabiliyorsunuz. Yani yine bu da uygulamalar üzerinde de tuşları kişiselleştirebiliyoruz. Burada Morse'te kısmına geldiğiniz zaman backup kısmı, software kısmı ve Analytics kısmı. Bunlar yani önemli şeyler değil ama sadece burada hani bir update var mı yok mu. Burada zaten yazılımımız en güncel olduğu için hani arada bir güncellesiniz de iyi olur tabii ki ama mutlaka bir bakmanızı öneririm. Bunların dışında Flow özelliği var. Flow özelliğini ne yazık ki gösteremiyorum çünkü başka bir bilgisayar şu an için elimde yok. İki bilgisayar arasında copy paste yaparak aslında Bluetooth'u kullanarak burada dosya alışverişini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yine aslında bu MX Master serisinin bizlere sunduğu hem keyboard'un hem de mouse'un bizlere sundu güzel özelliklerden bir tanesi. Evet gelelim bu keyboard kimler için uygun? Kimler için uygun değil arkadaşlar? yazılımcılar için uygun bir keyboard. Bunların dışında fotoğrafçılar, videograferlar, yani sürekli bilgisayar başında o işlerle uğraşan kişiler için uygun. Burada yine gelen sorulardan bir tanesi numpad'in kullanımın rahatlığı. Numpad gayet rahat. Yani ben çok açık konuşmak gerekirse numpad kullanan bir yapım yok benim. Çünkü hani alışmışız buradaki şeylere, buradaki yukarıdaki tuşlara. Ama siz hani sayılarla çok fazla iş yapıyorsanız ve böyle bir alışkanlığınız varsa bu versiyonu tercih edebilirsiniz. Şu an için ne yazık ki kısa versiyonu yok. Böyle bir durum da söz konusu. Normalde yurt dışında İngilizce versiyonları var ama Türkçe versiyonda sadece numpad'li olarak geldi. O yüzden ben de bu modeli şu an için tercih ettim ama ilerleyen zamanlarda numpad'siz versiyonu gelirse daha az yer kaplaması için belki buradaki masamda o versiyonda geçebilirim ama onu zaman gösterecek. Peki burada kullanım deneyimlerim nasıl? Ee, özellikle hani yazma deneyimine geldiğiniz zaman yazma deneyimi gerçekten çok keyifli. Buradaki bu tuşların yapısında özellikle o yuvarlak yapıya parmağınız çok güzel çok tatlı bir şekilde oturuyor ve belli bir sürede alıştıktan sonra çok hızlanabiliyorsunuz. İş akışınızı hızlandıran bir yapısı var. Zaten demin bahsettiğim bu palm rest konusu hani ben daha önce kullanmadım o yüzden hani olumsuz ya da olumlu bir yorum yapamayacağım ama hani palm rest olmadan da çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. onu da söyleyebilirim. Ha şöyle bir şey var. Ben tabii daha öncesindeki setup'ımda hep laptopun yani MacBook'un trackpad'ine çok alışkın olduğum için ilk başlarda trackpad konusunda bir e, açıkçası eksiklik hissettim. Umarım ilerleyen zamanlarda MX Master serisine bir trackpad de katılır. Çünkü hali hazırda benim bir tane hani harici olarak kullandığım trackpad'im var bu arada. E, ama eski seri var. Yeni serilerin fiyatları da bir hayli yükselmiş. O yüzden şu anda ekosistemime dahil etmeyi düşünmüyorum ama trackpad de kullanım alışkanlıkları konusunda bazı noktalarda böyle parmağımla yazık ki boşa hareket ediyordu orada. Özellikle şu hareketi yaptığınızda otomatik olarak burada ana ekrana geliyordu ya. Yani bu gerçi hani şu tarz durumlarda mesela şu tuşa bastığınızda da gördüğünüz gibi zaten yine masa üstüne çıkabiliyorsunuz. Yani her şeyin bir çözümü aslında bu keyboardun içerisinde gizli arkadaşlar. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise yaklaşık olarak 1000 TL-1100 TL bandında bu keyboardu şu anda satın alabiliyorsunuz. Eğer harici bir keyboard ihtiyacınız varsa kaliteli bir keyboard keyboard arıyorsanız yani halihazırda piyasada tabii ki çok uygun fiyatlı da keyboard'lar var, farklı rakipler de var. Ancak MX Master ekosistemine dahil olmak istiyorsanız halihazırda bir MX Master 3 Mouse'unuz varsa ve keyboard arayışı içerisindeyseniz bence alınabilecek mantıklı keyboardlardan bir tanesi olmuş. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Demin zaten Apple Magic Keyboard'la beraber yaptığımız testlerde de tuşların ne kadar sessiz ve ne kadar tok bir yapıya sahip olduğunu zaten hep beraber gördük. Hani ben burada bir Apple Magic Keyboard alacağıma çok rahat bir şekilde MX Keys'i sizlere öneririm arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.